Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere başvuru süreleri bitmemiş memur alım ilanlarından bahsedeceğim. Belki gözünüzden kaçmıştır, belki görmemişsinizdir, belki kanalıma yeni abone olmuşsunuzdur. Yine farklı bir yerde de görmemiş olabilirsiniz. Şimdi 5 adet atama ilan haberinden size bahsedeceğim. Belki sizin branşınızla ilgili olmayabilir, sizin nitelik kodunuza uygun olmayabilir. Fakat kanalımı takip edin. Neredeyse her gün bir atama haberi duyuyoruz ve bunu zaten sizlerle paylaşıyoruz. O yüzden belki bu alım sizin için uygun bir alım değilse bile illaki kanalımda sizinle uygun size uygun bir memur alım ilanı, memur atama ilanı paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu 5 atama haberinin detaylarına geçelim. Şimdi İlk ilanımız arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir ilan. 133 zabıta memuru alıyor. Fakat bunun bitiş tarihi 11 Ekim arkadaşlar. Dikkat edelim. Eğer başvuru şartlarını şimdi size göstereceğim. Eğer sizin için uygunsa gecikmeden buna başvurun. Burada başvurular Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen yapılıyor arkadaşlar. Şimdi burada 133 kadın ve erkek zabıta memuru istihdam edilecek. 30 yaşını doldurmamış, 1.67 erkekler için boy sınırı, kadınlar için de 1.60 boy sınırı var arkadaşlar. Buna dikkat edelim ve boy ve kilo arasında da 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Ve onun haricinde B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Yine detaylara geçelim. Şimdi hangi niteliği istiyor burada? 22 kişilik bir kadro var burada. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi bir programına mezun olmanız yeterli. Yani lisans mezunuysanız bu alıma başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Taban puanımız 65 ve B ehliyeti istiyor. Burada arkadaşlar eğer herhangi bir lisans düzeyinde programdan mezunsanız ve B ehliyetiniz varsa bu alıma başvurabiliyorsunuz kadın ve erkek arkadaşlarım. Diğer bir alımımız Hacı Abdullah Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere yine memur ve zabıta memuru alım ilanıdır. Bakın burada yine zabıta almış fakat ön lisans düzeyinde. Bakın biraz önceki lisans düzeyindeydi. Bu ön lisans düzeyinde. Yarın orta öğretim düzeyinde de bir alım yapılabilir. O yüzden hani takipte kalalım. Bu tarz alımları kaçırmayalım arkadaşlar. Burada ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tıbbi dokümentasyon, sekreterlik, iktisat, iktisattan soran arkadaşlarım oluyordu. Adalet Meslek Lisesi'nden arkadaşlarım zaten kanalda yoğunlukla var. Bilgi teknoloji veya anestezi bölümünden mezunsanız bu alıma başvurabiliyorsunuz arkadaşlar zabıta memuru olarak. Normal memur olarak da bakın burada yine herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmanızın yeterli olduğu bir alım daha var. Yani Anadolu Lisesi'nden mezunum, nerelere başvurabilirim? Yani bu soruyu soran arkadaşlarım oluyor. İşte arkadaşlar buraya başvurabiliyorsunuz. Bakın memur alımı herhangi bir orta öğretim kurumundan mezunsanız ve taban en az 50 puana sahipseniz bu alıma başvurabiliyorsunuz. Yine burada başvuru için şahsen de başvuru yapabiliyorsunuz. 4 Kasım, 6 Kasım tarihi arasında mesai bitimine kadar burada Hacı Abdullah Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yani kargoyla da yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Elektronik ortamda yapılan başvurular istenilen belgeler eklenerek başvuru tarihleri içerisinde belediyemizin bu mail adresine mail atarak da başvuru yapabilirsiniz. Ama eğer bu başvuru yapmak istiyorsanız arkadaşlar burayı aramanızı tavsiye ederim. Yani böyle mail yoluyla falan başvurmak istiyorsanız aramanızı tavsiye ederim. Hani eksik bir şey olmasın. Hani her şeyi tam olarak yapın. Hani o manada. Şimdi yine diğer alıma geçelim arkadaşlar. Şimdi bir diğer alım da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı. Yani gördüğünüz gibi farklı farklı kurumlardan atamalar yapabiliyor. Bana çoğunlukla soruyorsunuz hangi kuruma, yani birçok kurum arkadaşlar atama yapabiliyor. Bunları ben size tek tek söylesem hani bitmez ama böyle karşıma çıktığında ben bunları zaten size paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi bu alımda da yapay zeka mühendisliği, yönetim bilişimleri sistemleri, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, matematik alanından, İktisat, işletmeden soran arkadaşlarım oluyordu. Maliyeden soran arkadaşlarım oluyordu. İstatistikten soran arkadaşlarım oluyordu.
Bakın gördüğünüz gibi burada İstatistik Kurumu böyle bir alım gerçekleştirmiş. Tabii ki bu uzman yardımcılığı yani nitelikli bir meslek olduğu için burada ekstra istediği şeyler var arkadaşlar. Bunun da bu alımında başvuruları 18'ine kadar elektronik ortamdan yapılabiliyor arkadaşlar. Yani kariyer kapısı üzerinden başvuruları yapılabiliyor. 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Burada yabancı dil sınavı şartı arıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir bilmeniz yeterli oluyor. Arapça bilen arkadaşım varsa örnek veriyorum, Rusça bilen arkadaşım varsa ve YLS üzerinde 60 puan almışsa eğer 60 yani 60 puanın üzerinde aldıysa uzman yardımcısı olabiliyor bu meslekleri bitirdikten ve YLS sınavına girdikten sonra. Yani tabii ki bu birçok arkadaşıma hitap etmeyen bir alım ama bunu da paylaşmak zorunda kalıyorum çünkü iktisattan, işletmeden buralardan soran arkadaşlarımız oluyor. Şimdi bir diğer alımımız ise TÜBİTAK bünyesine alınıyor arkadaşlar. Burada bu da biraz nitelikli bir alım açıkçası çünkü 2 yıl tecrübe istiyor burada. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı istiyor. Bu da mesela yeni bölümlerden soran arkadaşlarım oluyor. İşte bu bölümü okuyorum. Nasıl bu bölümün de atamaları var. Burada 2 yıl tecrübe istemiş ama çoğu yerde 2 yıl tecrübe istemiyor zaten. Bu istisnai bir alım olmuş yani 2 yıl tecrübe istemesiyle. Tabii buna da aslında başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da şansınızı deneyin yani. 2 yıl tecrübesi olan belki de kimse olmaz. Sizi almak zorunda kalırlar. Hani bilemiyorum yani. Ama şansınızı deneyin eğer bu meslekten mezunsanız. Burada yine Reyhanlı Belediyesi'nin yaptığı bir kontenjanlık bir alım var arkadaşlar. Hani bunu da paylaşmak istedim. Aslında bunu gösterme sebebim de hani belki veteriner bir arkadaşım vardır aramızda ve bunu görür. Hani atanmak istiyordur. En az 60 puanla lisans düzeyinde eğitim almış yani veterinerlik bölümünü okumuşsa ve de B ehliyeti varsa memur olma şansı bu arkadaşımın bu belediye alımında var. Bu şekilde bir kişi de olsa hani belki bir arkadaşımızın atanmasına vesile olmak sebebiyle bunu da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Yani bu tarzda belediyeler alımlar yapabiliyor. Hani burada hem birazcık bu videoda da şeyi görmüş oldunuz. Hani nereler alım yapıyor, nasıl alım yapıyor, hangi niteliklerde alım yapıyor bunu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Umarım bol atamalı bir yıl olur ve birçok arkadaşım gönlünce yerlere atanır. Sağlıcakla kalın.